Herkese merhaba, ben Merlin. Merlin Mutfak'ta nasıl videolarında bugün bıçak nasıl kullanılır, nasıl seçilir konusunda ipuçları vereceğim. Bir mutfakta olmazsa olmaz bıçaklardan bir tanesi budur. Ki çok da alışkın olmayabilirsiniz aslında evde annelerimizin kullandığını görmeye. Ama aslında şef bıçağı, mutfakta en çok ihtiyacınız olan bıçak, şef bıçağı böyle görünür arkadaşlar. Şef bıçağı nasıl seçilir? Bir kere öncelikle çok fazla işe yarar. Özellikle doğrama işleri, kesme işleri gibi en çok kullanacağınız bıçak nasıl seçilir? Bir kere hafif olması lazım. Yani elinize aldığınızda çok ağır gelmiyor olması lazım. Kullanmaya uygun seçiyor olmanız lazım. Keskin olması lazım. Biraz daha böyle bakın, eliniz küçükse daha küçük boylu bir şef bıçağı tercih edebilirsiniz. Bu da oldukça hafif, bu da şef bıçağıdır. Dolayısıyla bıçağı seçerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi ağırlık, ikincisi kavramadır. Bıçağı kavrayabiliyor muyuz? Ne kadar bizim elimize uygun kavramak için, ne kadar rahat kullanabiliyoruz? Diğer bıçaklar neler evde aşağı yukarı bulunması gereken, işinize yarayacak olan? Mesela bunu hepimiz biliriz, tırtıklı bıçak. Bu ekmek bıçağıdır. Neden? Çünkü ekmeği keserken hem formunu bozmasın, yumuşatmasın, taze beyaz ekmeği özellikle, hem de rahatça kesebilelim diye, hem de kek mesela keserken böyle ikiye böleriz ya keki. Bu bıçağı tercih ederiz ya da dilimlerken de aynı şekilde bu bıçağı tercih ederiz. Bu bize kestiğimiz şeyin formunu korumasını, etrafa böyle bir sürü kırıntı dağılmamasını da sağlar aynı zamanda. Bu dilimleme bıçağı yine fonksiyonel, çok işlevli bir bıçak. Özellikle dilimleme kısmında uzun şeyleri, büyük şeyleri dilimleme konusunda işinize yarar. Çok fazla her zaman kullanmıyor olabilirsiniz. Normaldir, şaşırmamak lazım. Bu meyve bıçağı diye geçen küçük bıçak. Aslında soyma bıçağı olarak da kullanılıyor. Ama tabii soyma bıçağı için böyle kıvrımlı özel bıçaklar var yine. Soyabileceğiniz rahatlıkla meyveleri. Onu da tercih edebilirsiniz. Ama bu böyle çok amaçlı, çok işlevli meyve bıçağı, soyma bıçağı olarak kullanabilirsiniz. Bu da yine çok amaçlı bıçak. Yani soyma bıçağının biraz daha büyüğü. Bunu yine hani sebzenin büyüklüğüne göre, meyvenin büyüklüğüne göre kullanabileceğiniz bir bıçak. Ama ben mesela bunu çok fazla kullandığımı söyleyemeyeceğim. Küçük bıçağı çok kullanıyorum. Şef bıçağını çok kullanıyorum. En çok kullandığınız iki bıçak. Bir de evde olmazsa olmaz, vallahi bir anlatmaya başladım. Ha, dura durdu demiyorum. Çok heyecanlanmışım demek ki, çok beklediğim bir konu. Ama evde olmazsa olmaz bıçaklardan bir tanesi. Bu tırtıklı minik bıçak. Şimdi normalde bunu da kullandıklarını göreceksiniz domates keserken, ama kesinlikle tavsiye etmiyorum bu ekmek bıçağını kullanmayın. Böyle tırtıklı küçük bir bıçağınız olsun. Bu domates bıçağıdır. Özellikle yani domates gibi çok yumuşak ve hani dilimlerken böyle şekli kaybolmasın, çok böyle rahatlıkla dilimleyebileyim isteyeceğiniz meyveler için çok ideal bir bıçak. O yüzden bir tane bundan evde bulundurmanızda çok fayda var. Evet. Şimdi bıçaklar bunlar. Peki, ha bir de benim emanet var. Size bir de onu göstereyim. Şimdi bu çok özel bir bıçak. Bana hediye geldi. Her yemek aşkı olanın kalbinde, gönlünde böyle özenle sakladığı bıçaklardan bir tanesi. Özel bir şef bıçağı. Şöyle göstereyim. İşte benim emanet. Şun serisi, Kayı markası Şun serisi. Bu özel bir çelik. Şöyle göreceksiniz dokusunu zaten. Dalgalı çelikten, 37 kat çelikten yapılmış. Son derece Şam çeliği deniyor bu arada buna. Gerçekten Şam'dan geliyor ismi. Şam çeliğinden yapılmış. Son derece keskin, dayanıklı. Sadece özel zamanlarda ortaya çıkardığım, bazı yemekleri yaparken kullandığım çok ama çok keskin bir bıçak. Özellikle mesela böyle çok hassas balık gibi şeyler ya da sushi hazırlarken kesmeniz gereken şeylerde ya da etlerde bunu kullanabilirsiniz. Çok çok hafiftir, çok kolaydır, kullanımı çok rahattır ve ağırlık yapmadığı için elinizde sizin şeyinizi de alıyor böyle. Yorgunluğunuzu da alan bir bıçak. Bıçakları tanıdık. Şimdi bıçağı nasıl kullanacağız? Öncelikle arkadaşlar bir bıçağı elinize almadan önce bir neyin üzerinde kestiğimiz konusunda bir anlaşalım. Bir kesme tahtasına ihtiyacımız var. Tercihen ağır bir kesme tahtası, sabit duracak, sallanmayacak bir kesme tahtası işinize yarayacaktır. Ben tahta kullanmayı çok seviyorum. Tabii ki restoranlarda farklı sebze için, et için
tavuk için, balık için farklı kesme tahtaları var. Ama evimizde böyle iyi baktığımız sürece tahta bir kesme tahtası bizim için uygun. Kesme tahtasının öncelikle kaymaması gerekiyor keserken. Bakın bunun altta böyle minik şeyler var, plastik, ama illa olması gerekmiyor. Diyelim ki altı dümdüz, o zaman altına bir bez koyabilirsiniz, mutfak bezi, ve kaymayacak bir şekilde kesme tahtanızı sabitlemeniz gerekiyor. Önce güvenlik, malum mutfakta. Sonra bıçağı nasıl tutuyoruz? Bir şef bıçağı kullandığımızı düşünerek anlatıyorum. Bıçağı öncelikle şöyle tutmuyoruz. Mesela ucundan bıçak tutulmaz. Yani çok dip tarafından tutmaz. Çünkü hakim olmazsınız. Ya da ne bileyim, gelip şöyle iyice demirin üzerinden, dibinden de tutmuyoruz. Bıçağın ellerimizi, şöyle parmaklarımızı kavruyoruz öncelikle. Tam bu kavrama kısmından, boyun kısmı diyelim mesela buna, kavruyoruz ve parmaklarımızı, baş parmağımızı ve işaret parmağımızı bu şekilde bıçağı kavrayacak şekilde yerleştiriyoruz. Buradan baş parmağımla bastırıyorum, buradan işaret parmağımla bastırıyorum. Ama böyle sıkmanıza gerek yok, elinizde rahat bırakın. Bıçak bu şekilde kullanılır. İşte böyle rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Hangi harekette kesmek gerekir? Örnekte göstereceğim şimdi, ama bir kere bıçak şöyle kullanılmaz. Ne kestiğinize de bağlı, ama özellikle doğrama yaptığınız zaman da şu yaylanma hareketi, dalga hareketi de deniyor buna. Bu hareketle kullanılır bıçak. Bu şekilde kesersiniz. Olabildiği kadar bıçağın ucunu kaldırmadan, ama bu hani zorlayın kendinizi diye demiyorum, sadece hareketi göstermek için. Bıçağın ucu olabildiği kadar tahtada sabit, arka tarafı hareket edecek şekilde kaydırarak kullanırız. Şu şekilde kullanmıyoruz. Parmaklarımız. Peki en önemli şey tabii ki yine güvenlik ve parmaklarımızı kesinlikle kesmememiz gerekiyor ve bu çok riskli bir şey. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama parmakları kesmemenin çok basit bir yöntemi var. Tuttuğunuz sebze ya da meyve, her neyse, diyelim ki bu bir havuç ya da bir büyük bir örnekte göstereyim. Diyelim ki bu bir patates. Parmakların baş kısımlarını, tırnak kısımlarını iç tarafa gelecek şekilde tutmanız gerekiyor. Burada bir düzlem oluşturuyorsunuz iki ekleminiz arasında ve bıçağınızın yüzeyi aslında buraya, bakın, hiçbir kesme riski olmayacak şekilde değebiliyor. Yani parmağınızı kesmeniz bu tutuşta imkansız. Küçük parmağınız ve baş parmağınız da içeride olmalı. Yani şöyle tutmuyoruz. Mesela böyle tutmuyoruz. Böyle tutmuyoruz patatesi ya da sebzeyi. Şimdi gelelim örnek kesmeye. Diyelim ki bir havucumuz var. Ve havucumuzu keseceğiz. Öncelikle eğer yuvarlak bir şeyi kesiyorsak bunu düzleştirmemiz gerekiyor ki kaymasın. Mesela havuç için buradan alt kısımdan bir parça kesiyorum. Ve sonra düz kısmı tahtanın üzerine sabitliyorum. Bu önemli. Mesela şu kısmı da alalım. Evet. Düz kısmı sabitledim. Sonra diyelim ki dilimleyeceğiz. Önce dilimliyorum. Ve sonra diyelim ki küp şeklinde doğrayacağız. Önce küçük şeritler haline getiriyorum. Şimdi az önce anlattığım doğrama işleminde bu şekilde havucu tutuyorum. Ve bıçağı dairesel hareketlerle kullanarak ve tutuşumu da doğru şekilde tutarak kesiyorum. İşte havucu küp küp doğradık. İşte bu kadar kolay ve basit. Bıçak nasıl tutulur konusunda siz de dikkatli olun. Aman ha diyeyim, bir yerinizi kesmeyin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, altına yorum yazmayı, beğen tuşuna basmayı, ama tabii ki en önemlisi bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşalım, büyüyelim arkadaşlar. Hoşça kalın.